18. Belgelik sergisindeyiz. Burada senin işlerin var, desenler var, resimler var, alt sınıftan da işler var. Şimdi geçen sene de senin işlerin vardı. Bu sefer başka konularda işler yapmıştın. Şimdi kendini ve sergiyi, iki sergiyi değerlendirecek olursan ne söylemek istersin? Aslında geçen seneki sergiyi tam olarak hatırlayamıyorum ama bu sergiden farkı hatırladığım kadarıyla da daha doğrusu bu serginin en belirgin örneği, en belirgin özelliği olduğu için bu sergide daha fazla biraz daha böyle kişisel çalışmalar olması. Yani senin benim direkt kafadan sayabileceğimiz Hatice, Engin gibi isimlerin olması. Daha fazla atölyeden bağımsız aslında, bağımsız diyebileceğimiz çalışmaların olması. Bence en belirgin farkı bu oluyor. Ama yine de geçmiş sergileri değil de aslında geçen seneki sergiyi iyi diyebilecek olursak ki bence ona da diyemeyiz. Bu seneki serginin de ondan çok daha iyi olduğunu ben de düşünmüyorum. Bu yorum yapan arkadaşlara da katılıyorum aslında. Bunun sebebi de sanıyorum yapılan çalışmaların aslında hem eksik kalması hem de o eksik kalan çalışmaların yanında kişisel bağımsız çalışmalarla bir araya geldiklerinde kötü bir bütünlük oluşması gibi gözüküyor. Yani aslında olması gereken bana göre şu gibi. Atölyede yapılan, konuşulan şeyler veya atölyede üzerine gidilen şeylerin daha çok bir pratiği haline dönüşmesi gerekirdi diye düşünüyorum bu çalışmaların. Ya da geçmiş sergilerde de bence böyle olması gerekir. Ama biz eğer bu atölyeden bir şey almayacaksak ve kazandığımız veya öğrendiğimiz şeyleri burada eğer pratiğe dökmeyeceksek neden bu sergi var ya da nerede dökeceğiz diyebiliriz. Yani aslında bir eğitimci gözüyle bakacak olursak olaya bir eğitimin işleyebilmesi için bir öğretmenin sınıfta yaptığı bir etkinlik veya bir uygulama ile aynı şey olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Hem yapılan çalışmalar hem de bu çalışmaların sonunda yine öğrenciler tarafından oluşturulan yani kurgulanan sergi diyebiliriz bunu. Bence bunun uygulanması da öğrenmek açısından önemli. O yüzden ben tam olarak açıkçası bu pratiği görmüyorum. Yani atölyede konuşulan veya öğrenciye kazandırılmak istenen şeylerin pratiğini görmediğim için kötü bir sergi diyorum. Yoksa kişisel zevklerimden dolayı beğenmediğim için böyle bir şey demiyorum kesinlikle. Peki demek istediğini biraz açar mısın? Yani buradaki öğrencilerin, kişilerin kafalarındaki düşünceleriyle tam olarak resim bilgisi ya da atölyede öğrendiklerini hayata doğru düzgün geçiremediklerinden mi bahsediyorsun? Evet. Yani öğrendikleriyle yaptıkları uyuşmuyor ve o yüzden zayıf işler çıkıyor ve serginin bütünlüğü de bununla doğru orantılı gidiyor mu demek istiyorsun? Aslında öğrendikleri diyemem yani kimin ne öğrendiğini tabii ki bilemem ama bu atölyede sonuç olarak bir takım öğrenciye kazandırılmak istenen şeyler var. Atölyenin Avni Hoca sayesinde ite kaka edinilen dertler olabiliyor. Tabii öğrencilerin hepsi de dertli olarak atölyeye gelmiyor ama biraz daha uzaklaşıp bakacak olursak aslında mesela diyelim ki ben veya yine böyle bağımsız olarak sayabileceğimiz isim olarak Engin'le Hatice'nin örneğini verebiliriz mesela. Hatice veya Engin eminim ki bu atölyeye gelmeseydi ve ben yine bu çalışmalar ortaya çıkacaktı. Demek istediğim problem bu. Yani bu atölye bize ne kattı? Biz bu atölyeye adım atmadan önce neydik? Çıktığımızda ne olduk? O bize ne kattı? Yani biz eğer o atölyeyi görmezden gelir, orada konuşulanları, bize kazandırılmak istenen şeyleri unutursak ve bunu bu doğrultuda yaparsak ve böyle bağımsız işler çıkacaksa o zaman bu sergi herkes böyle yapacak olsa panayıra döner. Yani bir sürü farklı farklı bağımsız çalışmalar bir araya gelmiş bir karma sergiye dönüşür. Ama bu bir atölyenin sergisi olduğu için bu atölyede kazandırılmış veya öğrencilerin kafaya takmış olması gereken şeyler var. Örneğin mesela Musa'nın resmi. Yani Avni Hoca'nın atölyesinden mezun olan herkes bunu bilir. Musa'nın asasını, eşeğin ayaklarını. Yani bunların hepsini kopya edelim demiyorum. Ama en azından Musa'nın asası ve eşeğin ayakları mutlaka birilerine bir şeyler
katmış olmalı veya bir bakış açısı değişikliği ortaya koymuş olmalı. Yani öğrencilerin bunu en azından denemesi veya bunun gibi başka bir numaralar yapması gerekir. Yani o resme bakıldığı zaman çünkü tamamen resim aslında görünen bir şey değil, tamamen numaralardan oluştuğunu görüyoruz. Ve o numaralarla gözün hareketi. Ama buradaki çalışmalara baktığım zaman sanki hiç Musa'nın asası konuşulmamış, eşeğin ayağı Avni Hoca tarafından dikkate çekilmemiş gibi. Peki şimdi benim kafamda bir sürü soru oluştu senin bu söylediklerinden sonra. Önce şunu sorayım. Eşeğin ayakları tabii ki önemli fakat şimdi o zaman herkes o kurallara göre resim yaparsa yine öğrencilerin şikayet ettiği gibi atölyeden tek tip resimler çıkar. Bu senin Hatice'nin ya da Engin'in yaptığı gibi kendini de ortaya katarak bir iş oluşturmak sorun değil mi? O zaman herkes Musa'nın asasını, işte o Mısır'a göç resmini kopya etsin. Sorun bu mu tam olarak? Yani herkes o kurallara uyarak tabii ki resimler yapacak. Şu an öğrencisiniz, eğitim alıyorsunuz. Fakat kendinden hiçbir şey katmayacak mı? Kendini bulması gerekmiyor mu? Hatice ile Engin şu an yok fakat senin de farklı işler ürettiğin için sana da bu soruyu sorabilirim. Seni onlardan ayıran şey ne? Sen bu Avni Hoca'nın atölyesinde olmasaydın yine bu işleri yapardım dedin. Gerçekten yapabilecek misin? Ben gerçekten olabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü farklı olmasının nedeni düşünce alanında senin kapılar açıldığı için bunları yapabilmeni sağladı. Yani tamam teknik olarak uyuşmuyor, aykırı gözüküyor olabilir. Ama buradaki düşünce alanları seni buna itmedi mi? Yani benim açımdan bu olay böyle değil açıkçası. Benim açımdan daha farklı ama genel olarak herhangi bir bağımsız öğrenci olarak düşünecek olursak ben demiyorum ki Musa'nın resmindeki numaraları yapsın. Oraya asa koysun veya ağaçlarla ritim yapsın. İşte eşeğin ayağını gösterdiği gibi yapsın demiyorum. Ama bunlardan kendine ders çıkarmak önemli. Ya da kendine o atölyeden çıkardığın dersleri uygulamak önemli. Çünkü bunları uygulamak demek, bunları pekiştirmek anlamına geliyor. Yani pekiştirmek olarak da düşünebilirsin bunu. Yani burada okuyan birçok öğrenci zaten ne kadar takip ediyor bilmiyorum formasyon, pedagojik dersleri. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu zaten kendisinin de bilmesi ve bunun üzerine gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Demek istediğim örnek aslında atölyede sadece belki de konusu geçen bir şey bile olabilir. Ama bir öğrenci eşeğin ayaklarının gözükmesinin ne anlama geldiğini merak etmiyor ve irdelemiyorsa, atölyede bir şeyler konuşulurken kulaklık takıyorsa ve hiçbir şey zaten onun umurunda değilse ve sadece not umurundaysa, geçmek umurundaysa böyle çalışmalar çıkıyor gibi geliyor bana. Ya bunun yanında da bağımsız çalışan kişilere de bakıyorum. Mesela kendim ve Engin, Hatice örneği verilebilir. Yani biz Engin olarak girdik, Engin olarak çıktık. Aras olarak girdik, Aras olarak çıktık gibi kalıyor. Yani bu sefer o bahsettiğim öğrencinin, yani not için yapan, az önce saydığım profil var ya, çok da fark etmiyoruz ondan yani. Ama genel olarak baktığımız zaman, işte değişik işler var. Bu değişik işler de herhalde iyidir. Yani bu kişi herhalde iyi anlamıştır, iyi gibi gözüküyor ama öyle değil aslında. Ya da belki aşmıştır ama öyle değil aslında yani. Nasıl peki? Yerinde saymış oluyor. Az önce verdiğim profildeki gibi. Yani not için yapan insandan bir adım ileriye gitmiyor. Aslında belki bunun için şu örnek de verilebilir. Amerika'yı tekrar tekrar keşfetmek örneği. Yani belki de gerçekten tekrardan Amerika'yı keşfetmek gerekiyor. Yani benim kişisel olarak yaptığım şeyler iyi olduğunu düşünmüyorum. Sanki merdivenin basamaklarını patır kütür çıkmak gibi geliyor. Merdivenin basamaklarını teker teker çıkmak gerekiyor. Ve bir şeyin bir yapılma yolu vardır ve o yoldan yapılması gerekiyor sanırım. Peki sen geçen sene yumurtada o merdivenin basamakları yine öyle mi çıktın? Patır patır çıkarak mı geçtin? Patır. Senin hiç burada bir bu eğitimi alıp buradaki kuralları uyguladığın işlerin olmadı mı? Hep Aras olarak mı devam ettin? Aslında yani çoğu zaman ben aslında kişisel düşüncem öyle. Yani zehirlendiğimi düşündüğüm için o bilgilerle kendimi kirletmek istemedim diye düşüncesiyle
aslında bunu biraz kulak arkası ettim. Ama tabii ki de Avni Hoca'yı, atölyede konuşulanları, öğrencileri, çalışmaları, her şeyi çok iyi bir şekilde takip ettim. Yine de ne olur ne olmaz. Ve bunun sonunda aslında kendimin de yanlış yaptığını düşündüm. Ve o kafama, kulağımın arkasına attığım şeylerin aslında benim ilerlemem ve gelişmem için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Yani biraz aslında yanıldım diyebiliriz. Yani pişmanlık mı duyuyorsun? Hayır, pişmanlık duymuyorum. Hata yapmak ve yanlış yapmak aslında çok iyi bir şey. Benim hata yapmam ve yanlış yapmam ya da burada hatalarımın, yanlışlarımın sergilenmesi de benim için çok iyi bir şey. Çünkü bu benim için bir referans olur. Ve ben bundan sonra en azından ne yapmam gerektiğini daha iyi bilirim. Peki sizin yaptığınız işler o zaman not kaygısıyla yapılmamış işler mi oluyor? Az önce söylediklerinden yola çıkarsak. Tabii ki Avni Hoca o an bana yok Aras, hayır senle devam edemeyeceğiz, seni bırakıyorum veya devamsızlıktan kaldın bile deseydi o sürecek bir süreçti. Çünkü benim engel olabileceğim veya durdurabileceğim bir süreç değildi o çalışma süreci. Yani farklı bir şeydi aslında, yani çok daha dersin ve okulun dışında bir şeydi. Çok daha kişisel bir şeydi, çok 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 kişiseldi.